Merhaba sevgili izleyiciler ben Senem Dündar yine bir hafta başı videosuyla yeni haftada bizlere nelerin beklediğine dair konuşacağımız bir videoyla sizinle beraberim. Bu videoda hemen kuşkusuz Türkiye konusuyla başlayabiliriz. Türkiye konusunda herkesin çok yakından takip ettiği bu sınır ötesi operasyon ve bununla ilgili Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceğinden endişe edilen yaptırımlar konusu var. Hem Avrupa cephesinden hem de Amerika cephesinden yaptırım olasılıklarının konuşulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu hafta en yakından takip edeceğimiz konu kuşkusuz bu olacak. Ee... Yeni yaptırımlarla ilgili söylentiler ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı ve TL varlıkların seyri ne şekilde değişecek? Genel beklentinin TL varlıkların bu hafta baskı altında kalmaya devam edeceği yönünde olduğunu söyleyebiliriz. TL'nin zayıf seyretmesini beklemek çok normal. Dolayısıyla bu hafta biraz daha volatilite ve dikkatli, volatilitenin yüksek olabileceği, dikkatli hareket edilmesi gereken bir hafta TL varlıklar cephesinde. Özellikle buradaki beklentilere baktığımızda Merkez Bankası'na dair de beklentilerin bunlarla beraber şekillendiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki beklentilerde Merkez Bankası'nın şu andaki faiz oranlarının sene sonuna kadar %10-13.5'a kadar düşürebileceği beklenirken son gelişmelerden sonra e, bu yaptırım söylentileriyle beraber Türkiye'nin turizminin e, borçlanma maliyetlerinin negatif etkileneceğine dair beklentilerle beraber merkez bankasının da elinin elinin bu konuda birazcık e, kısıtlandığına dair açıklamalar var, beklentiler var. Dolayısıyla yıl sonuna kadar 13 kadar değil e, mevcut seviyelerden ancak 15'e kadar düşürebileceğine dair beklentilerin yükseldiğini görüyoruz. Şu anda bu şekilde şekillendiğini görüyoruz. Dolayısıyla TL varlıklar yakından takip edilecek bu hafta. Yaptırım beklentilerine dair özellikle son gelen açıklamaları oldukça sert ve ürkütücü. Her ne kadar bir takım analistler daha iyimser, iyimser açıklamalarda da bulunuyorlar. Diyorlar ki S-400'lerle ilgili sıkıntılar yaşanırken de yaptırım söylentileri vardı, endişeleri vardı ama bu gerçekleşmedi. Bu sefer de yine korkulan olmayacak diyenler de var. Ee, ama ve lakin çoğunluğu piyasanın e, bu son söylentilerden oldukça rahatsız durumda diyebiliriz. Türkiye tarafındaki gelişmeler dışında bu haftanın önemli noktalarında ayın 17'sine ve 18'inde Avrupa tarafında anlaşılıyor. E, Arpa Birliği zirvesi var. Bu zirvede e, Türkiye'ye dair yaptırımlar da konuşulacak ve Brexit e, konuşmalarının oldukça yoğun bir biçimde devam etmesi bekleniyor bu hafta içerisinde. Ki geçtiğimiz hafta olumlu gelişmeler yaşandı ve bununla birlikte de Brexit'e ilişkin ve Stalin'e ilişkin beklentilerin daha iyimser hale geldiğini gördük. Bir sürü önemli kurum, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, e, UBS gibi önemli kurumlar hem Sterling'i e hem de Brexit beklentilerine ilişkin daha iyimser senaryolardan bahseder oldular geçtiğimiz haftadan sonra. Ee, özellikle baktığımızda Goldman Sachs sterline dair artık negatif olmadığını, Sterling alınmasına dair öneride bulunurken Deutsche Bank da yine sterline dair artık negatif olmadığını söyledi. Morgan Stanley Brexit'te bir anlaşma beklentisini %35'ten %55'lere yükselttiğini açıklarken JP Morgan da benzer bir biçimde bir anlaşma beklentisini %50'lere yükselttiğini söyledi. UBS sadece hala daha biraz daha çekingen davranıyor. Diyor ki evet bir anlaşma beklentimiz, beklentimiz bizim de yükseldi. Ancak hala hala daha Brexit sürecinde bir erteleme olabileceği ve bu erteleme kararının arkasından da bir genel seçim görebileceğimize dair de senaryomuz mevcut korunuyor diyor UBS. Hala biraz daha e, endişeli davranmaya devam ediyor. Diğerleri kadar iyimser davranmıyor UBS. Ama genel olarak tabloya baktığımızda Brexit tarafında daha olumlu bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Boris Johnson'ın İrlanda Başbakanı ile bir araya gelmesinden sonra daha olumlu beklentiler bir anlaşma olacağına dair iyimserlikler yükseldi. Bunun dışında Amerika tarafında özellikle 3. çeyrek finansallarını takip edeceğimiz bir hafta olacak. Özellikle salı günü önemli JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, ve Wells Fargo gibi önemli yatırım bankalarının, önemli finans kurumlarının finansalları açıklanacak. Üçüncü çeyreğe ilişkin karlılıkları açıklanacak. Bunları yakından takip ediyor olacağız ama beklentiler çok olumlu değil. Bunu da eklemek lazım. Ek olarak ajandamızda başka neler var diye baktığımızda Çin cephesinden gelecek ticaret verisi var. Kuşkusuz Cuma günkü son açıklamalar e, iyimser bir hava yaratıyor. Kısmi bir anlaşmaya varılmış olması 15 aydır ilk kez bir e, kısmi de olsa bir anlaşmaya varıldığının haberlerin açıklanmış olması olumlu bir hava yarattı. E, bunun Asya piyasalarına da Amerikan piyasalarında yansımasını kuşkusuz bekliyoruz. Özellikle bu hafta gelecek Çin ticaret verisi de önemli. Yakından takip edilecek noktalardan biri olacak. FED tarafından gelen Bejbook yine takibimizde olan noktalardan biri olmaya devam edecek. Bir de Avrupa tarafından gelecek ticaret verisi ve enflasyon verisi özellikle birçok veri açıklanacak ama özellikle bu iki veri yine radarımızda olacak sevgili izleyiciler. Herkese şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Sevgiler.